Sen Türkiye'ye barış içinde geleceğim. Muhammed de öyle. Mekke'ye geldi. O zaman kaybettiler. Mürit, Mukallit, Sersemit, Raya kaybettiler. Onlar Müslüman olarak, barışçılar olarak ve mümin olarak, rasyonel monetistler olarak özgürlüklerine kavuştular. Birçoğu. Ondan sonra eleman kaybedince artık güçleri kalmadı. Muhammed Peygamber geldi. Birlikte Mekke'ye açıldı onlara. Fetih bu. Yoksa gidip başkalarının şehirlerini, kentlerine saldırma. O peygamber bunu müjdeledi. Peygamber'e hem de iftira ederek gidip saldırmak, onları işgal etmek, talan etmek, yağma etmek, cariye yapmak kız çocuklarını, erkek çocuklarını köleleştirmek, devşirmek, yeniçeri yapmak, asker yapmak zulmün ta kendisi. Onlara ne götürüyorduk? Onlara medeniyet. Ha ne güzel medeniyet. Amerikalılar da öyle yapıyorlar. İşgal ettikleri, bombalardıkları yerde demokrasi, medeniyet götürdüklerine inanıyor buradaki gerizekalı Hristiyanlar. Evangelist Hristiyanlar aynı sizin gibi. Hiçbir farkınız yok. Onlar da askerlerine dua ediyorlar ama işte dünyaya medeniyet, demokrasi götürüyoruz, insan hakları falan. Onlara da öyle anlatılıyor. Sizin de öyle. Git bir de işgal ettiğiniz ülkelerdeki insanlara sorun. Veyahut da kaybettikten sonra, kovulduktan sonra gidin oraya, gidin Avusturya'ya sorun. Osmanlı buraya medeniyet mi getirdi? Gidin sorun bakalım. Ataları neler yazdı Osmanlı hakkında, onları bir sorun. İstanbul fethedilirken ona tanık olan bir papazın anılarını yazın, olaylar olurken, yağma, talan, katliam olurken, kız çocuklarının, kadınların ırzına geçilirken bunlara tanık oluyor. Al işte bende doküman var, belge bir sürü, bir değil binlerce. Avusturya'ya gittim, onlara sordum. Orada birileri vardı, Avusturya, sanıyorum Viyana'daydı. Hatta videosu var. İşte bir adam var, onların şeyinde kahramanmış, milli kahraman. Niye? İşte Osmanlı geldi burada, Osmanlı'ya karşı bizi